Merhaba canlarım, merhaba hepinizi. Oh, kokulu kokulu öpüyorum. Betüş, seni kokusuz öpüyorum. Evet, bu akşamki menümüzde ne var? Arpacık soğanlı tavuk sote yapacağım. Şöyle 4 parça göğsümüz var. Ben biliyorsunuz tavuk da olsa et de olsa sıcak suda bekletiyorum. Ben beklettim sıcak suda biraz. Sotemizi yapmaya başlayalım. Belgin'im de bak neler yaptı gitmeden. Okula gitti şimdi. Kekler kekler hem okula götürdü. Çok da güzel olmuş. Kızımın ellerine sağlık. Ay, hangi tencerede yapayım ben onu? Bu almaz herhalde. Evet, bu arada keyifler nasıl? İnşallah keyiflerimiz iyidir hanımlar. Anam. Yüküyü de yerleştirdik. İyi, hoş da. Oh, ufak bir sıkıntı çıktı evde. Anam, bizim de taşınmamız da şeyimiz de bir alem. Kim demiş onu? Evet. Bir çorba kasesi arpacık soğanımız var. 2 tane dolmalık biber. Evde tek türlü biber olmadığı için bundan kullanacağım. Biber biberdir. 5 tane kabukları soyulmuş domatesimiz. Salça koymak istemiyorum ama 6 dişte sarımsağımız var. Koyacağım. Çünkü şimdiki domateslerin ne renk veriyor ne tat veriyor. Ama mecburen koyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Sevda gelecek. Sevda. Hastaneye gidecekmiş. Telefon açtı. Dedi evde misin? Evet. Aynen evdeyim dedim. Hastanede bütün kontrolleri varmış. Onları yaptıracak. Dönüşte uğrayacağım annem dedi. İyi kızım gel dedim. Ocağımızın altını yaktık. Yağ koymadan bir önce suyunu salar şimdi. Suyunu çeksin. Ondan sonra kavurma işlemine geçeceğim. İyi iyi hoştu. Paldır küldür gittik taşındık da bakalım inşallah o sorun da giderilirse. Yani felaket tellalcısı gibi eşyayı içine attık. İlk komşusu geldi. Çektim hatta onu da çektim. Onu da atacağım. Morallerimiz oldu 0. Ağlar mısın güler misin halimize misali oldu. Neyse sağlık olsun bakalım. İnşallah giderilecek bir sorundur. Bir alem git canım. Evet. Yağ koymadan doğradığımız kuşbaşı kapatmayı sulanmasın göğüslerimizi. Tavamızın içine salladık. Bu arpacık soğanla biz Feyza'la yemeklerde bütün çok seviyoruz. Çok da güzel oluyor. Aman bu arada Marifciğim öpüyorum o soy elimi ben. Kuzum benim çok tatlı olmuş o çok. Ne geldi aklıma onlar geldi ablacığım ne yapayım dedim. Sen orada gidince içime dert oldu. Sağ ol. Allah razı olsun. Evliya'ya gittim bizim için o kadar. İçine dert oldu. Aklıma onlar geldi. Başka bir şey gelmedi. Tatlı kuzum benim. Pek şeker olmuş. Pek. Bu arada Sinemciğim sana sesleniyorum. Telefonla konuşuyorduk seninle. Konuşurken acil kapatmam gerekiyordu hayatım. Dönüşte yapmadım. İsmail'den ciddi bir şekilde yüksek sesle ses gelince bir şey oldu diyerekten hemen telefonu kapattım hayatım. Ondan sonra da zaten gerçi önemli bir şey değilmiş bizim İsmail'miş. Belge belirliği. Ondan sonra da zaten kaldı yemek de oydu buydu derdi hayatım. Sabah da kalktım. Vloglarda da gördüğünüz gibi hemen doğru yüklere gittim. Anam orada da yani
anlamadım gitti ben. Şimdiki insanlar her şeyi kolayına istiyorlar. Murat da güldü. Anam bir asansörü kuramadılar. Binadan kaldı. Şey, kapı kapı gezdik. Araçları alsınlar diye bir tanesi eşi anahtarı yanında götürmüş. Araba orada. Asansörcü de kuracak olan kişi biraz aksi gibi bir şeydi. Olmaz diye direkt de o aracın kalkması lazımdı. Şöyleydi, böyleydi. Kadıncağız kocasına telefon açmış, iş yeri de uzakmış. Sağ olsun geldiler, çektiler de birazcık gerildik yani. İş tatlıya bağlandı sonra da. Ama gerildiydik yani. Neyse, araç kalktı. Asansörcü gene orası öyle olmaz, burası böyle olmaz. Diner de aşağıdan, ben de balkondan bakıyorum Murat falan. Mükü'nün oğlu yeğenim. Mükü yanımda, balkondan bakıyoruz. Öteki ustalarla dikleşiyor. Araba dedi çektirdik. Aslında pek de fazla bir engel değildi. Binaya bakıyor. Binanın orasına uzatacağım, burasına uzatacağım. Ben de şey seslendim. Dedim binayı oynatalım mı yerinden? Oynatalım. Sana göre ayar mı yapalım yani binaya? Murat başladı gülme. Aman Allah dedim. Ne havası dedim. Öyle dedim. Onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Orası şöyle, burası böyle. Dedim binayı oynatalım bari yerinden. Neyse gene ama taşındı, yerleşti. Ha, bunda daha bizim keklerimiz vardı. Aynen, bu da bitti. Tamam, kapattım. Ne ötüyor? Aa, ana ötme bir şey. Susmadı kız düdüğü. Aa. Ötecek mi böyle bu? Anlamam da ben bunun fırınında. Hala ötüyor ya. Ha. Kapattım tamam. Becerdim. Aman be kızım. Uf, su yok evde. Su söyle dedim sana ben ya. Gene unuttu. Telefon açayım da söyleyeyim bari, söylesin. O da koştur koştur okula gitti. Öğretmen çağırmış. Ay sınıfa girmeden arayayım bari. Öğretmenin yanındaysa açamaz. Benim telefon da Meltem, siz diyorsunuz da benim telefon da kafayı yedi. Bir tuhaflaştı. Bak hemen saldı burada suyunu. Açmadığına göre öğretmenin yanında. Neyse o arar beni. Kaç kere söyledim. Annem suyu söyle, annem suyu söyle. Unuttum. Evet şimdi tahtamızı bir yıkayalım. Evet, iki tane dolmalık biberlerimizi ben şöyle jülyen olarak doğrayacağım. Şu şekilde. Bunu attırayım. Kadıncağız oturdu, sinirinden ağladı. Ne güzel evi yerleştiriyorduk. Şen şakrak. Uf.
Aman da az salma suyunu ya. Evet, biberlerimizi de doğradık. Soğanlarımızı güzel. Ay, sarımsakları oldu. Alalım. Çünkü soğanlarını da beraber atacağım kavrulurken. Domateslerimizi gayet minik minik doğrayalım. İşte. Gene salça koyacağım herhalde ben buna ya. Yapamadım işte bak, yapsaydım bu sene yapamadım değil. Belli yap tutmadı yani. Gayet küçük küçük zar. Küçük zardan biraz daha büyükçe irice doğruyorum minik minik. Yapayım dedim. Belgin aman boş ver dedim. Domates sosu falan yapsaydım Ayşe Hanım'la da yaptık ya. Oh ne güzel kullanacaktık şimdi. Neyse sağlık olsun. Evet canlarım domateslerimiz de küçük küçük doğradık. Şu 7-8 diş sarımsağımızı da sarımsağı bol buldum ya aldık ya 2 kilo. Ölüyordum sarımsaksızlıktan. Bu arada evet tavuklarımız suyunu çekti. Yağımızı ilave edelim. Evet, biber ve arpacık soğanlarımızı da ilave ediyorum. Biberlerimiz de birazcık sotelensin içinde. En son domatesimizi ilave edeceğim. Tüh, daha çok doğrasaydım olurdu vallahi. Aman soysaydım soğanı. Şimdi içinden ben o soğanları ayıklara ayıklara yerim. Bu da mübarek. O çok az yanıyor. Bu da aldı başını gidiyor. Ortalığı yakacak götürecek. Evet sarımsakları küçük küçük doğradık. Bunun içine tencereyi indireceğim zaman ince ince maydanoz kıyacaksın. Kapattığın zaman üstüne atacağım. Nefis olur nefis ama İşte ben gincini yiyemediğim için onun için maalesef yapamıyorum. Sizin aklınızda bulunsun. Tencereyi kapattıktan sonra sokeyi gayet çok ince maydanoz kapadıktan sonra üstüne atın tencerenin kapağını kapatın. Harika oluyor. Evet çocuğumuzu var. Evet bir miktar çocuğumuzu da ben şöyle atayım. Evet bu arada arpacık soğanımız, biberlerimiz, jülyen doğradığımız ve kuşbaşı tavuklarımız göğüsten. Ben de şu tavuğun göğsünü pek yemiyorum demeyeyim, yiyorum da kalçalı kutu daha lezzetli oluyor. Onu seviyorum ben. Ay Özlemciğim kurban olurum sana yavrum. Ay ne kadar dikkatlisiniz kız. Öpüyorum buradan hepinizi. Gerçi de su elim diye yazacağıma Selim diye yazmışım. Yavrum baktım hemen arkadan Özlem. Herhalde anında seyrediyor ki video yüklenir yüklenmez. Abla ne yapıyorsun? İyiyim dedim. Yeni geldim eve dedim. Bugünkülerden yeni geldim. Eve dedim ben. Abla dedi sen de attığın videoda Selim kim diyorsun dedi. Acaba Marif'in babasının adı falan mı diye dedi. Yok kız değil dedi. Selim yazmışım diye Suel yazacağını diyor. Ben attığım zaman kendim seyretmediğim için bakmıyorum çünkü. Oluyor bazen öyle hatalar. Selim yazmışım. Yavrum sağ ol. Zoom yeni. Hemen telefon açtı. Onu bildirdi bana. Dedim dur ben onu bir düzelteyim. Düzelttim sonra.
Mürit de diyecek ki Selim kim? Selim nereden çıktı? Kim bu Selim? Evet, 5 dakika daha sotelensin canlarım benim. Evet. Üçüncü bir arada güzel sotelendi. Tavuklarımız da güzel kızardı. İçine çok... Ay destur bismillah. Ay elim kaydı. Çok az bir şey karabiber atıyorum ben. Aslında kimyon da atarım da Salim de yemekte kimyonu sevmiyor. Çok az biraz da kekik. Evet. Biberlerimiz iyi güzel sotelendi. Bir karıştırıp domatesle sarımsaklarımızı koyuyoruz. Ben domatesi salçayı daha karar vermedim koyup koymamaya. Domatesimiz iyice içinde kavrulsun. Ondan sonra karar vereceğim ama tek koymak istemiyorum demiştim. Ama bakacağım yani. Durumuna göre. Kapağımızı kapatıyoruz. Açıklık iyi. 5-10 dakika. 5-10 dakika. Sonra ocağımızı kapatacağız. Evet canlarım. Sotemize şöyle baktık. Altını kapattım. Baktık, kapattım. Şöyle kapağımızı alalım. Bak işte soğanlarımı ayırıyorum. Şimdi ben bunu yiyeceğim ya. Ha içine salça koymadım ben. Yeterli geldi. Evet arpacık soğanlı. Şöyle göstereyim. Arpacık soğanlı sotemiz. Tavuklu hazır. Afiyet olsun canlarım benim. Sizleri seviyorum. Etçi Nurcan. Afiyet olsun. Et al sana et. Hepinizi... Oh öpüyorum kokulu kokulu. Görüşmek üzere. Bye.